Merhaba arkadaşlar, ben Ali Emre Sarı, kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni canavarım Fuji X-i7'yi ve 15-45 lensimizi minik bir inceleme yapacağız. İlk defa sizlerle birlikte kutu açılışını gerçekleştireceğiz ve ondan sonra minik bir inceleme yapacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden direkt kutu açılışına geçelim. Evet, kutu açılışımızı gerçekleştirdik. Minik canavarımız burada. İnanılmaz hafif ve inanılmaz iş görür gibi duruyor. Yani kısacık bir anlatayım. Mint yeşili bir gövdeye sahip ve bu makineyi yaklaşık 2 aydır inceliyorum, takipteyim. Herhangi bir indirim yapılır mı, yapılmaz mı diye bekledim aslında. Birazcık da sağda solda biriktirmiş olduğum param vardı. Ve babam da birazcık destek vererek bu makineyi aldık. Şöyle göstereyim size. Açılır bir pencere. Sırf YouTube videolarımı çekebilmek için aldım. Çünkü bu şekilde videoyu çekerken kendinizi izleyebiliyorsunuz. Böyle bir özellik olduğu için bu makineyi aldım. Tabii ki daha başka makineler de var. Çok hoşuma gitti benim. İnanılmaz. Ben bir de Giresun sporluyum. Böyle yeşil bir renge yakın bir rengi almak istedim. Kısacık devam edelim. Burada gördüğünüz üzere tuşlarımız var. Fotoğraf çekme tuşu şurada. Video tuşu burada. Bu makinede bana gelen en ilginç şey flaşıydı tabii ki de. Şimdi size flaşını göstereceğim. Şurada yanda flaş var. Çok tatlı değil mi? Şöyle yandan bakın. İnanılmaz tatlı bir flaşı var. Uzun zamandır makinem yoktu. Ben Kıbrıs'ta yakında üniversitesinde okurken makinemi çalmışlardı. Ve o günden bugüne hiç fotoğraf makinem olmamıştı. Bunu aldığıma gerçekten çok mutluyum. Aynı zamanda kutunun içerisinden şöyle bir hem bilgisayara aktarım kablosu hem de bataryayı şarj etme kablosu. Bu arada batarya da burada. Ben bataryayı takmıştım zaten. Bu şekilde bir bataryası var gördüğünüz üzere. Herhangi bir şarj etme aparatı yok. Makineden şarj edebiliyorsunuz kablo ile beraber. Bunu tekrar takalım. Aynı zamanda 64 MB SanDisk'in Ultra hafıza kartını almıştım. Buna da 100 TL mi 90 TL mi öyle bir şey vermiştim. Bu arada arkadaşlar bu makineyi Karaköy'deki Fujifilm Shop'tan aldım. İnanılmaz ilgililerdi. İnanılmaz böyle müşteriymiş gibi değil de sanki bir arkadaşmışçasına davrandılar. İlk bir hafta önce gitmiştim. Abi istediğin ne demişlerdi bana. Ben de Fuji X-i7'ye bakmak istiyorum demiştim. Bu makineyi almamdaki sebebin en büyük özelliği Ozan Sihay kesinlikle. Ozan Sihay'ın kanalını da yukarıya bırakacağım. Takip etmeyi unutmayın. O kendisi hiç söylemez böyle şeyler ama inanın çok mütevazı bir adam. Ben videolarından sürekli izliyorum. YouTube'a başladığından beri izliyorum daha doğrusu. O da Fuji ile, Adana'daki Fuji ile içli dışlı yani bir adam. Kendisine buradan sevgiler, saygılar. Ben de bunu Karaköy Showroom'undan aldım Fuji'nin. İnanılmaz ilgililerdi oradaki çalışanlar. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hatta dolar bozdurmam gerekiyordu. Tekrar Karaköy'e geri dönmek zorunda kalacaktım. Yani biraz daha
Galata Köprüsü'ne yakın bir yere gidip o dövizi bozdurup tekrar oraya gelmem lazımdı. Ama oradaki arkadaşım, abi ver ben gidip kendim bozdururum dedi. Gitti motorla 5 dakikada gitti geldi bozdurdu. Ben de bu makineyi aldım. Kutunun içerisinden neler çıktı? Böyle bir garanti belgesi. 2 yıl garanti belgesi var normalde ama bu şekilde cihazınızı satın almış olduğunuz ürün için geçerli olan 2 yıl garanti sürenize ücretsiz artı 1 yıl ekleyerek 3 yıla çıkarmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edip ürün kaydını tamamlamanız yeterlidir. Ben de ürün kaydımı birazdan yapacağım. Fujifilm XA7 makinamızı kullanmaya başlayacağız. Ve içinden kullanım kılavuzları, Godox'un ürünleri, bir sürü şey çıktı. Ve daha sonrasında şöyle bir deriden kahverengi bir aparat çıktı. Şu şekilde makinanızı şöyle tutup taşıyabiliyorsunuz. Bence bu da şık. Sanki mint yeşili olsaymış bu daha iyi olacakmış gibime geliyor bana. Hani sanki ben öyle istedim. Buradan da sesleneyim yetkili arkadaşlara. Aynı zamanda burada bir mikrofon bağlantı kablosu çıktı. Şurada hemen flaşın altındaki yerde mikrofon yeri var. Bunu buraya takıyorsunuz. Kendi mikrofonunuzun ucunda buraya takıp bu şekilde vlog çekmek adına çok güzel bir makine. Şimdi şu şekilde bırakalım. Fotoğraf makinesi kutusunun içinden çıkanlar bu kadar. Şimdi 15-45 lensimizi inceleyelim. 15-45 lensle beraber toplamda 4699 TL'ye bu makineye sahip olabilirsiniz. Benim çok işimi göreceğini düşünüyorum açıkçası. Siz de almak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim ve detaylı incelemesini birazcık kullandıktan sonra başka bir videoda size söyleyeceğim tabii ki de. Bu arada aldığım ekipmanlarla alakalı bir sürü videom var kanalımda. Onları da incelemeyi unutmayın. Böyle bir lensimiz var 15-45. Gördüğünüz üzere hemen şurada canlı makinamıza takalım. Makinamızın ucundaki kapağı sola çevirip açtık. Şurada bildiğiniz üzere kırmızı tuş var. Burada da kırmızı tuş var. Şu kırmızı tuşları denk getirip oturdu zaten. Makinamız bu şekilde. Gördüğünüz üzere döner ekranı var. Şöyle de beni yine buradan görebilirsiniz. Bu arada çok ışık var. O yüzden gözükmüyor. Bu arada ekranı dokunmatik. Arkadaşlar böyle her şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunların zaten detaylı anlatımını makineyi birazcık inceledikten sonra göstereceğim. Şu şekilde makinamızı kapatalım. 15-45 lens kutumuzun içinden çıkan çok bir materyal yok aslında sadece. Direkt lens çıktı ve kullanım kılavuzları. Aynı zamanda lensin de 3 yıllık yine az önceki gibi garantisi var. Lensinizi de buradaki adrese girip kaydettikten sonra artı 1 yıl ücretsiz garantisi oluyor. Benden bugünlük bu kadar. Umarım siz de bir gün sahip olursunuz. Gerçekten çok tatlı ve çok hafif bir makine. Fujifilm XA7'nin detaylı incelemesini birazcık makineyi kullandıktan sonra, deneyimledikten sonra sizlere anlatmayı tercih ettim. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilir. Fujifilm hakkında da bilgi alabilmek isterseniz fujifilmshop.com.tr'a girebilirsiniz. Umarım yanlış söylememişimdir. Aşağıya açıklama kısmına da bırakırım. Makineyi aldığım yerin. Bu arada arkadaşlar hepsi burada da satılan Fujifilm XA7'nin satış mağazası zaten Karaköy'de orada. Oradan görebilirsiniz. Hoşça kalın.